Siyasetçi olmak isterdim ya. Siyasetçi olmak isterdim. İyi de siyaset yapardım tabii. Ama ya bırak oyundasın oğlum sen ya. Sen ne anlarsın ya? Ya sen oyununu oyna ya. Oğlum çok enteresanız ya. Çok değişiyiz yani. Böyle bir yapı başka bir ülkede de var mı bilmiyorum yani. Değişik. Çok değişik. Şu baron toplantısına bir gidelim ha. Arıdocum solo leveling'e daha başlayamadım. Başlayacağız inşallah. Aurelio. Efendim. Oğlum baron toplantısı varmış, ona gidiyorum ben. Tamam, biz ne yapalım? Takılın, benden haber bekleyin. Ama bu afyonları falan götüreceğiz diyorlardı. İstersen bir öğrenelim. Kaç tane afyon var sizde? 50 bin civarı. Tamam, ben söylerim toplantıda sorulursa. Tamam. Evet. Nerede lan bu baron toplantısı? Laz. Alo. Alo. Laz, nerede lan bu baron toplantısı? Baron toplantısı. Aurelio. Sen de ona mı soruyorsun baron oğlum? Baron toplantısı nerede? O da bilmiyor, o da bilmiyor. Dur bakayım, neyle bana bakayım, davet atmışlar da bir bakayım neredeymiş. Nerede lan? Olay varmış ya, Aurelio anlatacakmış baba sana. İyi, toplantıdan sonra bakarız ona da. Nereden alacakmış bunlar bizi? Heh, tamam, buldum ben. Hadi görüşürüz. Tamam. Ah, bulduk galiba. Şuradan daha tırmanırlar. Beyler bu toplantı nerede ya? Vallahi Vito Bey Umut'un hepsine gittiler. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani daha doğru çıktılar. Yok. Nerede lan bu toplantı? Kurtuluşla mı savaştınız? İyi, vuralım. Vururuz. Oğlum nerede lan bu toplantı? Vito Bey. Buyur dostum. Yukarı daha çıktılar. 4x4 arabalarla. Gördüm. Ya dağın tepesinde mi ya bu toplantı? Vereyim istiyorsanız arabayı. Yok dostum, sağ ol. Oğlum nerede lan bu toplantı? Hay buradan alınacak. Alan balan yok ya. Oğlum illa buraya araba mı çağırayım? Hep birlikte arkadaşlar. Buyur birader. Lan baron toplantısına mı gidiyor? Konuşsana birader, niye konuşmuyorsun ya? Bineyim mi arabaya? Bineyim lan. Oğlum niye konuşmuyorsun lan? Zaten baron toplantısına gitmiyoruz mu? Neyse, kaçırılıyorum herhalde. İyi. Baron toplantısına gidiyormuş bu. Tamamdır. Ooo Drogon Bey ne yapıyorsun ya? İyiyim. Siz nasılsınız Vito Bey? Ne yapayım ya? Toplantı varmış. Aynen, ben de onun için geldim.
Bu şoför de sağır ve dilsiz herhalde, konuşmuyor. Düzgün sür lan şoför. Kader almaya geldi seni benden. İnan aynan aynan anca. İtalyan halkı mutsuzmuş herhalde. Niye mutsuzmuş? Bilmiyorum. Öyle telefonuma mesaj geldi de. Bu mutlu edin ya Drogon Bey, İtalyan halkını ya. İtalya sizi bekliyor Drogon Reis. Hallederiz, hallederiz. Bak baronun mekanı bura olmuş ha. İyi. Güzelmiş. Ben de ilk kez görüyorum Drogon Bey. Ne kadar güzel bir baron yeri. Evet. Kolay gelsin beyler. Beyler. Oturması zor canına. Rağmen oturamazsınız. Erman, sen dinleyeyim ha Erman'ı. Olmuyor, olmuyor böyle. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Aha baron mu lan bu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Gelen var mı? Kalmadı sanırım. Gel lan baron bayı. Tamam. Ulan bir Abraham olacaktı şurada. Şikayette bulunacağı adam ama. Tarafa geleyim mi? Çok güzel olmuş tabi. Yayında göstereyim mi? Ver bakalım. Ay ay ay. Arkadaşlar bakın Tuğba ne yapmış Almila için. Evet değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasıl? Nasıl? Görüşemiyorduk. Hoş bulduk. Aramızda yeni dostlarımız da var. Çok güzel. Tekrardan herkesi böyle bir tanışsın istiyorum. Çok güzel bir kapı süsü. Yani bunlar aslında kendi aranızda yapmanız gerekiyor ama bize düşüyor yine de. O yüzden en baştan sağ taraftan benim sağımdan başlayarak beyefendi kendinizi tanıtırsanız. Bedri Pars, Pars ailesi, Pars ırkçılığı hem başındayım hem de... Duyamıyorum ama. Ben de duymuyorum, var onu. Bağırarak konuşalım arkadaşlar. Ben Bedri Pars, Pars ailesi ve Pars ırkçılığı sahibiyim. Tanışmama memnun oldum şimdiden herkese. Teşekkürler. Siz beyefendi. Ben Sıraç Kurtuluş, Kurtuluş ailesinin patronuyum. Yaptığınız bir iş var mı? Yok, bir mesleğim yok şu an. Tamam. Ben de Carlos. Carlos Ailes patronuyum. Şu anda bir tane mekanemiz mevcut. Başka da yaptığımız bir iş yok. Tamam. Selam herkese, öncelikle Dodo ben. Dodo Demir. Şu an işletmemiz Gun Shop var. Başka da bir şeyimiz yok. Peki. Vito Bey. Vito Salvatore. Valiyim. Bu kadar. Drogon Bey. Valiyim bu kadar. Değerli baronum, ben Drokomlios. Drogon Bey, biraz daha sesinizi yükseltir misiniz? Ben Drokomlios, burada silahçı ve mermici işiyle uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik. Siz beyefendi. Erman mıydı? Erman Bey. Ermano. Evet, Ahmet Bey'le devam edelim. Peki. Ben Ahmet Falcon. buradaki herkes beni tanıyor, sayın baronum. Anlatmaya gerek yok. Ahmet Falcon. Para harcamayı sevmem. Depomda silah tutarım. Gilberto Bey. Baronum. Tamam. Siz? Austin Cruiser ben de. Daha yeni geldik şehre. Herhangi bir şeyimiz yok. Mesleğimiz, işletmemiz yok. Shield Family'nin patronumsun. Tamam. Geldim ben baronum, kusura bakmayın ya. Problem değil. Ben Erman Corleone. Corleone ailesinin patron yardımcısıyım. İşletmeci olarak gun shop'umuz var. İllegal mekanik var. Tesisçimiz var. O kadar şu anlık baronum. Tamam. Baylar, uzun süredir görüşemiyorduk. Yani görüşmemiz için pek bir sebep olmuyor. Gözlemlediğim kadarıyla. Bu beyefendiler arasında aralarında herhangi bir problem yaşayan var mı birbiriyle? Veya bir sıkıntısı olan? Çünkü hiçbir şey kulağıma gelmiyor ve bizim bu şehirde bir güç göstermemizden dolayı birkaç tane baş kaldıran arkadaşa
rastladım. Ve bu adamlar şehirde birkaç iş yapmaya başlamışlar. Bunlardan da size şimdi bahsedeceğiz. Olayı detayını adamım size anlatacak. Bu sırada arkadaşı bir dinleyelim. Daha sonrasında kendi konularım hakkında sizi bilgilendireceğim ben tekrar. Şimdi şöyle. Şehre Vladimir Zaitsev adına güçlü biri geldi. Kendisi şu anki var olan düzeni bozacağını söylüyor. Biz de bunun dolayısıyla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi şu şekildeki bu kişi diyeyim şahıs kendisinin teslimatları olacak. Bu gerek madde gerek silah. Biz bu teslimatların bazılarının bilgilerini aldık. Bu teslimatları sizden verilen zamanlarda basmanızı ve bize getirmenizi isteyeceğiz. Basacağınız yer, getireceğiniz konum hepsi belirli. Bunun karşılığında da sizi mükafatlandıracağız. Bu zaten baronun kendi seçimi. Alacağınız mükafatları baron seçecek. Konuyla alakalı bir sorusu olan var mı? Benim var müsaadenizle. Tabii dinliyorum. Düzeni bozup yeni bir düzen kuracağını söylediniz Zaitsev. Ya da neyse. Nasıl bir planı var kendisine, bu belli midir? Biliyor muyuz? Hiçbir fikrimiz yok. Fakat kendisi sadece burada olduğunu bize ufak bir gösterdi. Geçenlerde birkaç adamımızı almış. Sonra peki, ölmüş. Bunu eyvallah. Yapacak kişileri belirlediniz mi yoksa birlik içerisinde mi yapacağız bunu? Hepiniz dörder ya da beşer adam görevlendireceksiniz. Kendinize dahil olabilirsiniz bu duruma. Bizzat kendi elinizden almamız daha iyi olur. Beraber gidip teslimatları basacaksınız. Fazlasına müsaade edemiyoruz. Yoksa polis departmanı devreye giriyor. Durumdan haberdar olabiliyor. Bu riski göze alamayız. Ben de bir şey sorayım. Valla bilgim yok arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Admin olması mı? Gerçek bir ekip mi? Oluşum mu? Hiçbir fikrim yok. Falan dediniz de, o basmerin de giderken mesela her aileden 4-5 kişi şeklinde mi gelecek yoksa tek bir aileden 4-5 kişi gidip basacak mı? Tek bir aileden 4-5 kişi. He. Okey. Ben vali olarak bu işi gidip pilliye anlatayım. Yani. Yok. Hepiniz farklı günlerde. Farklı günlerde. Farklı zamanlarda. Evet. Farklı. Bunların bilgileri size iletilecek zaten. Baron tamam. Açabilmek istediğiniz son bir durum abi, var mı? Abi basacım. Ben devam edeyim. Şimdi baylar bu durumunda yaşanmasının sebebi biraz da sizin pasif kalmanız. Siz pasif olduğunuz için benim elim güçsüz gözükmeye başladı. Yani şehirde hiçbir hareket yok. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Like. Yat abi hadi. Yat. Siz çıkın arkadaş. Mito Bey keyfimiz yerinde. Yani bir sürü adam var, beni korurlar herhalde. Korkun be. Ne oluyor oğlum? Sakin ol. Kapat telefonu amına koydum. Efendim canım? Lan vuruyorlar bunları. Baron Bey, müdahale edelim mi? Yok problem. Bütün patronları yok edecekler ha. Problem yok. Yok abi yatıyorum. Oğlum John öldünüz mü? Bilmiyorum evet, ki. Tamam yaşıyorlar tamam. Okey. Sayın baronum, koşu gidip gelelim mi? Yok hallederler. Bedicim birinciyi alıyorum. Çocuğu içine mi doğdu çocuğu? Yerinde iyi seçmişsin. Sıkıntı kardeş geç. Oğlum ne oluyor Allah lan? Allah. Herhalde bir rol pası var bilmiyorum. Mekanda o kadar değiştirdik ama. Değerli baronum. Daha da olunca herhalde inenler oluyor ister istemez. Baronum bunlar nasıl adamlar ya? Sizin toplantınızı ya, basıyorlar. Nasıl bir cesaret? Büyük ihtimal bahsettiğim konudan dolayı oldu bunlar beyler. Şimdi dediğim gibi nerede kalmıştım? Şimdi baylar hiçbir hareket yok. Yani sıfır. Herkes birbiriyle kardeş. Herkes işte yok paramı kazanayım ama para cebime kalsın. Hiç kimseye bir hakimiyet kurma çabası kimse de yok. Kimse kimseye baş kaldırmayınca bu sefer bana baş kaldıranlar çıkmaya başladı. Bu kolay işler. Bunu çözeriz. Kimi getiriyor lan bunlar? Bu kim oğlum? Sik kafa. Sola dön. Karşı tarafı yakaladılar herhalde. Dön sola. Bu nasıl bir tip lan? Masanın ortasına doğru git. Bu ne anasını satayım? Masanın ortasında duruyordu. Gerizekalı. Ay benim şanssızlığım şu. Benim üzerimde iki tane tüfek var. Bunların ikisini de kullanamam. Çünkü çanta yok üzerimde. Silah yok bende. Yani burada bana da salak boku yedim ama. Lan şansıma sıçayım. Sen kimsin lan köpek? Kimin adamısın?
Konuşsana lan sikik. Vallahi adam konuşmuyor. O mu gönderisi buraya? O kimdi la? Adamın adı neydi arkadaşlar? Vladimir miydi? Vayvador miydi? Neydi? Nasıl bulacaksınız? Adam konuşuyor mu ya? Ulan ben duymuyorum adamı. Ben de duymuyorum. Ben duyuyorum. Konuşuyor beni duyuyor. Duymuyoruz konuşuyor. Ben duyuyorum. Vito Bey bir ayağa kalkıp ben oturursanız olur. Vito Bey nasıl duymuyor onu anlamadım ben. Tekrar konuşan. Anlat. Yüzünden herkesin parası bölündü. Ha. Anlıyor musunuz beni? Ne diyor lan bu? Uzay Sev'in dostları olarak da biz bu düzeni bozmaya geldik. Siktir öyle. Kimin dostlarıymış bunlar? Deli herif. Masada olan kişiler. Gerek devlet içerisinde gerekse işletmelerde. Aptalca paralarınızı kazanmaya devam ederken. Masum insanlara ne olduğunu biliyor musunuz ha? Uzay Sev bu şehri ya alacak ya da alacaktır. O rospu çocuğu düzeninizi hepiniz yıkacağız. Ne diyorsun lan sen yavşak? Yaktaydı. Oğlum sarı. Bunlar kim lan? Tamam bunu geçir. Getir şunu getir. Vay değişik bir rol var ha. İyi lan iyi güzel bir şeyler olsun arasın. Şezbelitmişler kağıttan okuyamıyordu. İntihar bombacısı gibi. İntihar bombacısı gibi. Yarısını unutmuş. Unutmuş da ne. Adamın adını ben anlamadım bir ya. Bir şakası bir yana öyle veya böyle şu an benim toplantım basıldı. Bunda cesaret edebilen adamlar olduğuna göre ya ben çok fazla güçten düşmeye başladım ya da bizim bu masanın şehirde herhangi bir varlığı yok. Bence yok. Sayın Baron'um lafınızı bölmek istemem özür dilerim. Evet dinliyorum. Ama bu konu hakkında benim bazı düşüncelerim var. Şimdi hani... Vito yaptırıyordur dermiş şimdi Ahmet. Milletin arkasından konuşmayı da sevmem ama yüzünüze karşı söyleyebilirsem çok mutlu olurum. Tabii söyleyin. Şimdi Sayın Baron'um öncelikle biz haftalardır sizi görmüyoruz. Olay yok evet. Dediniz. Doğrudur eyvallah. Ama benim şahsi düşüncem şudur. Baronumuzun en azından iki haftada bir de olsa bize bir gözükmesi gerekir. Bir selam vermesi gerekir. Oğlum adam olay size gözüküp ne yapacak? bence yanlış biliyorsunuz çünkü çok fazla olay var şehirde. Birbirleriyle savaşan oluşumlar da var. Bana konuşuyorlar. Belki size söylemiyorlar onu bilmem. Ama bana konuşuyorlar ben biliyorum. Yani insanlar şu an uzak, neredeyse... birbirlerinin şakağına bıçak dayamış durumda. Ama tabii sizle paylaşmıyorlarsa ona ben bir şey diyemiyorum. Oğlum adam admin yani bilmiyor bu olay olsa. sizin tarafınızdan. Nasıl sanayım? Bu güçten düştüğünüz anlamına gelmez. Belki de kulağınıza öyle şeyler gelmedi. Veya sizle paylaşmadılar onu bilemem. Ama biraz daha en azından burada olduğunuzu göstermeniz gerekiyor bundan sonrası için. Tabii size de akıl vermek istemem ama siz nasıl isterseniz öyle yapalım. Şimdi bu adamlar geliyor buraya kadar baskına. Yani bu adamların buraya gelebilmesinin sebebi sizin ortalıkta olmamanız. Bizim güçsüz olmamız veya aktif olmamamız değil. Benim adamlarımdan herhangi bir tanesi veya diğer arkadaşlarım için de bu geçerli. Bir mermi sıkılıyorsa bunun hesabını sorarız. Ama dostlarım da buna katılacaktır diye düşünüyorum. Şehirde savaş isteyen kimse yok. Çünkü her olay vardı demin. Yaptığımız mallardan hem de diğer mesleklerimizden doğru düzgün para kazanamıyoruz. Bah, yani kazanan adam da atıyorum örnek veriyorum tamamen Sayın Baron'um. 1000 tane met yapıyorsa ya da kokain yaptık ne yapıyorsa çok önemli değil. Bu yaptığı maldan kazandığı para 1000 tane bile yapsa çok düşük bir miktar. Bununla 1 tanesiyle anca alabiliyor. 2 tanesiyle anca alabiliyor. Oluşumların çoğu bu durumda. Tabii kaç tanesi zengin. Yalan yok. Benim depom da dolu. Ama çoğu arkadaşımızda bu sıkıntı var. Yani buna bir el atılması lazım. Allah'ım yarabbim. Ne yapacaksınız? Uygun görürseniz. Ahmet bu konuda Ahmet'in arkasındayım. Peki bir şey soracağım Ahmet Bey. Şu masada kimle bir probleminiz var? Bana bir söyleyebilir misiniz? Benim mizacım gereği ben kimseyle problem yaşamam. Şimdi şöyle bir şey oldu. Geçenlerde Pars'la bir problem yaşadık. Onu da bir şekilde çözdük. Şimdi nasıl? Benim hiçbir şekilde bir problemim olmaz kimseyle. Öyle söyleyeyim. Benim mizacım gereği bu. Ha, diğer arkadaşların birbiriyle problemi var. Onlara sorabilirsiniz isterseniz. Ha, söylerler söylemezler onu bilmiyorum. Aron Bey bir söz alabilir miyim? Tabii buyurun.
Şimdi beyefendi, Ahmet Bey'in sözlerine katılmıyorum öncelikle. Biliyorsunuz şehrimizdeki olan seçimden dolayı devlet kademesinde göreve başladım vali olarak. Artık şehrin içindeki olayları gözlemleyebiliyorum. Aynı zamanda şehrin maliye kayıtlarına da eriştim. Şimdi bu şehirdeki insanlar da para kazanamıyor olayı yalan. Şu an bu masadaki herkesin parasını biliyorum beyler. O yüzden millette para yok. Millet para kazanamıyor olayını bırakalım. Ahmet Bey, sen ne kadar paran var? Bize söyletme. Bende var. Ben yok demiyorum. Ama bu masada herkesin parası var. Herkesin parasını biliyorum. Yani insanların parası yok. İşte yok, silah alamıyorlar falan filan. Bunlar kolpa. Peki şöyle yapalım Vito Bey. Yanınızdaki Drakon Bey'e soralım. Son iki haftadır ne kadar silah satabilmiş? Adamlar silah almıyor bile. Ya adamların silah eğer almamasının varsa, nedeni kullanmamaları beyler. Ben size sorarım. Sayın Gilberto Bey, en son hangi aileyle savaşıp onların bütün silahlarını yediniz? Denk gelmedi böyle. Bölge savaşında şimdi hiç olmadı. Değil mi? E şimdi birisi de çıkıp Gilberto Kali'ye ulan sen kimsin diyecek gücü kudreti yoksa silah gitmez. Şimdi burada hep kendimizi kandırmayalım. Dediğim gibi maliye kayıtları elimde var. Hatta savcılıktan istersem, biliyorsunuz elim kolum uzun olduğu için, depolarınızın da kayıtlarına ulaşırım. Oraların da durumlarını az çok biliyorum. O yüzden yok silahımız yok. Yok bizde para yok. Para kazanamıyoruz. Bu işleri bırakalım. Ya ben bölge savaşından 3 tane bölgeden aldığım para ortada. E onun dışında Kurtuluş dostlar burada. Onların kaç tane bölgesi var? Kali'nin bölgesi var. Carleone'nin vardı. Falcon'un vardı. Oradan gelen paralar var. Yani bu paralar varken bu paraları bu şehirde ne yapıyorlar? Ben inanın anlamıyorum yani. Abi bizimkine baktın mı? Düzer ailesine. Yücü Bey sana bakmadım. Yalan olmuş. Sana bakmadım. Ya şimdi beyler şöyle bir durum var. Ya şimdi bak ben şunu söyleyeceğim. Hepsinin parası var. Biri olarak söyleyeyim. Hepsinin parası var. Sallıyorlar. Legal silahı çok rahat alabiliyorum. Doğruya doğru. Yalana gerek yok. Zaten Drakon da bunu biliyor. Falcon da bunu biliyor. Yani çok fazla ticaret yaptığım için. Ama legal dışı bir silah aldığımda çok pahalı bir video. Hani ufak bir indirim de lazım bir yerde. Evet, ben o konuda bu arada Gilberto Bey'e katılıyorum. Legal silahlar evet, olması gerektiği kadar yani fiyatı cüzi bir miktarda gayet güzel. Ama illegal silahların fiyatları gereksiz bir şekilde uçmuş bir şekilde. Baylar, illegal silahı da, illegal silahı da deponuzda tutuyorsunuz. Yok benim. Beyler, şimdi şunu söyleyeyim. Burada herkesin silahı şöyle veya böyle var. Şimdi onu da depolarında tutuyorlar. Yani size bir bölge savaşı mevzusu yaptık. Onları da depolarında tutuyorlar anasını. Yani kaliteden seçeceğim dedim. Bu bölgelerde herkes silah olmasına rağmen ya gidip pistol kullanıyorlar ya da bu bölgelerdeki savaşacağı kişileri planlıyorlar. İki dost birbiriyle savaşıyor. Bir hafta biri bölge alıyor, diğer hafta diğeri bölge alıyor. Kimse de kimseye demiyor ki kardeşim bu bölge benim, sen bu bölgeyi alamazsın benden. Cart curt. Şey de söyledik, bu bölgelerde yaptığınız olayları neticesinde şehirde birbirinize hareket yapabilirsiniz de dedik. Şimdi böyle de bir şey yaşanmıyor. Yani herkes de hani gereksiz bir dostluk, gereksiz. Yani şimdi Ahmet Bey, sen Gilberto Bey'den niye güçlü olmayasın? Niye onun üstünde olmayasın? Neden olmuyor yani? Değil mi? Hani o kadar silahınız var, paranız var. Veya Gilberto Bey, siz niye Ahmet Bey'in önüne geçmeye çalışmıyorsunuz? Veya Ahmet Bey, Gilberto Bey, siz ikiniz birleşip niye Vito Bey'in önüne geçmeye çalışmıyorsunuz? Niye böyle şeyler olmuyor? Ben şimdi onu denedim. Baron'u denedim de. Sniper var da Vito'nun. O çok büyük sıkıntı. Aynen. Bak, çok büyük sıkıntı. Artı 9 yazdım ben ona. Kendi de biliyor. Tek başına aldı yani. Hani Gilberto tek kişilikte kadroyu. Ya hadi bende sniper var. Hadi bende para var, pul var. Ya yanındaki adamın parası var ya. Ya o da, bu yanındaki şey adam var ya bu. Bakın bu şehrin şeytanı. Ne yaptın sen? Askeri sniper olarak mı bitirdin? O gün onu sorguladım ben yani. Sana onu o kadar ben de söyleyeyim. Dün sorguladım. Onu ben de dün sorguladım. Artı 9 sana yazdım. Baktım bizimkilere soruyorum, adam gördünüz mü? Sniper vurdu. Soruyorum gördünüz mü? Sniper vurdu. Başlamışım 5'imsin zaten orada. Ya yapıyoruz bir şeyler ama dediğim gibi kıymetli dostum. Şimdi bu şehirde yani yıllardır biz bu hayatın içindeyiz. Birbirimizle bazen ters düştük, bazen tabii dost olduk. Tabii.
Her şeyi yaptık fakat ben bu kadar dostane bir ortam görmedim. Yani herkes, ya tabii burada kaos olsun ulan hadi hepimiz birbirimize girelim değil ama yani bu kadar dostlukta siz ne yapıyorsunuz ben bilmiyorum. İlginç bir durum söz konusu. Baron Bey'in sözlerine katılıyorum. İnsanlarda para da var, onu da anlamıyorum. İlginç bir durum yani, ne kadar güzel bir ortam. Tam bir cennet. Herkeste para var, pul var. Dostum. Ne güzel. Ya şimdi ben şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Bir saniye lafınızı keseceğim de. Tabii ki, tabii. Ben bölge savaşına girerken çekiniyorum bir de. Ya bölge savaşını siktir et abi. O iver zaten. Girdim. Adamlar gitti, silahları bitti diye. Ben çekiniyorum biriyle savaşa girerken. Bunu da ekstra ekleyin. Silah gitti diye çekip gidecek adam gitsin. Bizim zaten öyle adama ihtiyacımız yok. Ya adamın hani şey ol gibi hissediyorum ben orada. Ben o zaman hani... Gilbert Tokal'in karşısına geçmeyecek bölge savaşında. Anlatabiliyor muyum? Önce bir kendini toplayacaksın. Mesela Sıraç Bey. Ala bölge ala 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 adam parayı buldu. Öyle. Ya benim mesela bana şöyle diyeyim. Hiçbir mesleğim yok. Açık konuşmak gerekirse. Almayı da düşünmüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda ben de katabilirim. Ama bölge savaşlarına katıla katıla, bölge savaşlarında bölgeleri ele geçire geçire param mı buldum, yolu mu buldum? Şimdi param var mı? Var. Depomda silahım dolu mu? Dolu. Daha çok dolu olabilirdi. Ama eskiden birkaç tatlı olaylar oldu, depom patladı falan gibi şeyler oldu. O yüzden dolayı eksildi. Dolu mu diyor, dolu diyor. Param var mı? Var diyor. Ne abi depom patlattı? İsim vermeyeyim de, benim ana depomu patlattılar zamanında. İki tane sniper'ım vardı, ikisini de almışlar. Ama şu an hala daha var sniper. Kurtuluş'un güncel deposunu bilmesem inanacağım. Yani şöyle söyleyeyim, ben hiç yalan konuşmayı sevmem. O patlatan kişi benim bu arada. Nasıl abi? Herman beyefendi. Ya beyefendi diyor ses ki yapıyorum. Senin deponu ben patlattım diyor. Sen de gülüyorsun. Sıraç Bey nasıl iş bu ya? Biz olayları aramızda çözdük, o yüzden olayı gülüyorum. Nasıl patlattı abi? Kanuno Bey'le aramızda konuştuk. Gerekli telafileri de yapıldı zaten. Ya abi benim depoyu biri patlatsın yemin ederim bu masayı yakarım ya. Tamam. Sniper'ım gitti diyorsun. Depoyu bize söylerseniz. Sizi depoyu dinleyelim beyefendi. Sizin isim neyi tekrar alalım? Bedri Pars. Bedri Bey buyurun. Şöyle gireyim ben konuya. Ben sizin aranızda kardeşimle beraber biraz geç dahil oldum. Tabii evet. Bunun da yanında getirdiği zorluklar var, eyvallah. Bununla yana bir sıkıntı yok. Ama benim anlamadığım şöyle bir konu var. Falconlarla aramızda geçen, Carlos'larla aramızda geçen, Corleone'larla sorunlarda şöyle bir problem var. Birileri bizim adımızı, bizim kıyafetlerimizi kullanaraktan millete saldırıyor. Milleti soyuyor. Arabaları gasp ediliyor. Silahları alınıyor ve ne yazık ki bunun önüne biz de dahil hiçbir şekilde geçemiyoruz. Bu kişileri bulamıyoruz. Yani katılıyorsunuz. Hani bir yerin dibine giriyorlar böyle ve bunu yapanların hani bilmiyorum işbirliği bile yaptım, dedim ki hani Carlos ailesi buradaysa onlar da söylesin, bulduğunuz yerde siz girmeyin, takipleyin, bana söyleyin, biz indireceğiz diyorum ama bir daha ne yazık ki çıkmıyorlar. Bunun yanı sırasında biz aranıza geç dahil olduk, bundan dolayı ekonomimiz buradaki en kötü ekonomiye sahip olan kişiler biz olabiliriz, bunu söylemekten çekinmiyorum. Bunu ekonomimiz kötü diye de pes edecek insanlar değiliz biz. Şöyle bir sorun var. Çocuğu. Galiba bu saydığınız köklü aile bizim üstümüze çökmeye çalışıyor. Ve artık yani yanımda oturan adamlar, yani lafın gelişi söylüyorum örnek vermek için, şüphelenir haldeyim. Hani bunun önüne ben artık bir şey bulamadım. Sizin bir fikriniz var mı? Ne yapılabilir? Öğrenmek istiyorum. Masadaki herkese de bunu soruyorum yani. Eğer bu masadan biriyse de benim gücümü hafife almasınlar, açık söylüyorum. Sırası geldiği zaman hesabını alırım yani. Ya erkekse çıksın kendini söylesin ya. Var mı beyler? Pars ailesinin üstünü kullanıp şey yapın, iş yapın. Ya adam soruyor. Ben açık sözlüyümdür. Ben şimdi öyle ben bu konuda bir şey demek istiyorum Sayın Baron'un, müsaade versin. Buyurun. Bak ağır da konuşuyorum. Yani erkekse konuşsun ya. Çocukları soğanlar vardı. Sıraç Bey'le galiba karşılaşmıştık üst kasabada. Evet. Yine galiba sanırsam Pars ailesinin adını kullanan kişiler bizim çocukları soymuştu. Biz de arıyorduk onları. Ama hiçbir şekilde kimseyi bulamadık. İşte benim de merak ettiğim nokta şu, ben günde, ciddi söylüyorum, günde en az buradan 10 tane adamla her gün toplantı yapıyorum. Artık sıkıldım bu toplantıları yapmaktan, adamlara kendimi açıklamaktan. Diyorum ki ben bir şey yapmak istesem çıkar yaparım zaten, benim kimseden çekincem yok diyorum. Şöyle bir sorun var işin yanı sıra, yani bunu yapan her kimse niye, burada gene örnek gösteriyorum, Falcon değil, Salvatore değil. Örnek veriyorum Düzer diye. Yeni diye işte bu herifin üstünden iş çeviriyor. Korkak. Aşırı derecede kötü ve yeni gelmiş insanlarız bizde.
Lafım bitti. Sen de bir şey söylemek isterim var mı müsaade varsa. Buyurun. Anladığım kadarıyla bu arkadaş bana bir laf atmaya çalıştı ve de laf attı kendi aklınca. Ben size şöyle diyeyim. Evet biz şeye çıkıyoruz. Kasaba bölgesine çıkıyoruz. Çıkmıyoruz değil. Bu konuda asla yalan söylemem. Ama ben asla başka bir ailenin adıyla soygun yapacak karakterde. Öbür arkadaş. Pedro sen değil öbür arkadaş. Tamam. Başka bir ailenin ismiyle iş yapacak veya başka bir ailenin ismiyle soygun yapacak karakterde bir insan değil. Benim adamım hiçbir de öyle bir şey yapmaz. Öyle bir şey yapanın da zaten benim alemde yeri yok. Benim sözüm bu kadardır. Ya bir de akıl var, mantık var. Buradaki ailelerden şunu rica ediyorum. Ben gidip herhangi birinizin kardeşini, adamını korumasını veya kendisini soysam ben Pars ailesiyim demem zaten. Ben size şu şekilde diyeyim Ermiş'e de arası bağlanım. Dediğim gibi ben kimsenin ismiyle, cismiyle iş yapacak karakterde bir insan değilim. Bende bir sıkıntı olan varsa gelir benimle konuşur. Konuşulmazsa savaşsa savaş. Anladım. Beyler bir şey soracağım şimdi herkese. Bu masada ben buradaki herkesten daha güçlüyüm diyen var mı? Ben varım. Ben değişir. Tamam, hadi bunun karşısına çıkabilecek biri var mı şu an? Ben onu sormaya çalışıyorum. Ha Vito'ya çıkmam. Ama var. Ya Gilberto. Ama bir dakika şimdi bak bunun altını dengeleyeyim. Güç olarak dolayı değil. Duyduğum saygıdan çıkmam. Sen adamsın. Ama burada başka istediğiniz insan olsun direkt çıkayım karşısına. Ya bu şekilde bir kusura bakmayın lafınızı kesiyorum. Yani şu anda benim bu şehirde açıkçası sorunlu olduğum kimse yok. Ama benim gördüğüm insanların birbirleriyle olan sorunları çok basit basit sorunlar. Hatta sorun bile değil. Hadi ben kuvvetliyimdir, bir şeyimdir, namım vardır falandır filandır ama yani şimdi şehire yeni bir aile geliyor. Bir tane korkak çıkıyor bu ailenin adını verip iş yapıyor. Yahu enteresan. Yani yeni aileye bulaşacağına ne bileyim Kali'ye bulaşsın. Bak Falcon var orada. İşte Kurtuluşu hala var. Carleone'si var falan. Ya. Bu arada harbiden bak arkadaşlar ben de söylüyorum. Şu Falcon'a biriniz bulaşın ben de eğleneyim biraz ya. Bu adamın depoyu boşaltın. Kali Falcon, niye bulaşmıyor? Siz niye uğraşmıyorsunuz? Hiç? Çok abi, sağlam başka ticaret yapabileceğim adam yok. Bir de buna bunun sayesinde mal aktarabiliyorum. Sıkıntı o. Aynı şekilde bana Ahmet de işte o yüzden dolayı herkes iyi geçinmek zorunda. Bu adamla her türlü ticaret anlaşmasını yapabiliyorsunuz. Bir de ekstradan bir ya Ahmet'in yaptığı işi başka yapan yok mu beyler masada? Açıkla Ahmet. Ne yapayım? Arkadaşlar yani bunları özel olarak konuşuruz. Ya basite indirgerim şimdi burada baronum. Bak bir ben size şöyle bir örnek vereyim. Bu bir baron toplantısı. Burada kalkıp herhangi bir random X bir aile gelip burayı basamaz değil mi? Bir kargaşa lazım bunun için. Biraz önce ben sizin basarım. Toplanma noktası vermişsiniz aşağıda. Adam geliyor. Merhabalar, ben adamı alırım. Giderim diyor mesela baron toplantısı. Bunlar kimlerden de abi o basanlar? Bilmiyorum o basanlar ya. Farklı bir durum. Vladimir diye bir elan. Ben tanıyorum onu. Az önce bahsettiğimiz yok o değil. O değil. Hangisi? Bizi yolda önümüzü kestiler ya. Yolda beklerken yani. Yolda beklerken. Yanlış anlamayın. Ben buraya size duyduğum saygıdan gelmişim. Sizin adamlarınız bizi koruyamıyor. Adam getirmeyin yanınızda diyorsunuz. Gelmiş 16 tane araba benim önüme. Hepsini o sol tesemcilerle. Baronu tanımam diyor. Aile daha sizi tanımıyor ki önce. Tamam ben beyler beni kimse size tanımıyor. Okey peki beni kimse tanımıyor olsun. Şimdi siz buradan çıktıktan sonra o 16 tane asıl tesemcili adam gidip bulacak mısınız? Kasaba varsa bulurum. İşte bulmanız gerekiyor. Veya o an hemen telefonu açacaksınız. Diyeceksiniz ki bizi böyle böyle adamlar durdurdu. Hemen bunları bir araştıralım. Bir şey yapalım. Şimdi ben burada her şeye müdahale etmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben yoksa her şeye müdahale etsem. Bir gün gelirim sizinle uğraşırım. Yarın öbür gün giderim diğeriyle uğraşırım. Ama ben bunları yapmıyorum. O adamların da bu arada ben size orada bulaştığını da farkındayım. Müdahale bilerek etmedim. Anlatabiliyor muyum? Bunları yapmamın belli sebepleri var. Masadan bir şeycik olmaz babam. İhtiyarlar masası. Tan tara da tara da tara da tara da. Sustu mu ya Drogon Bey? Evet evet. Bir şey söyleyeyim bunlar. Masada bir bok durmaz ha. Tamam bunu kim getirdi bayağı yedi. Bilen var mı? Buraya bu adamlar. Aynen abi nereden bir gecik çıkmadı. Buraya, buraya adamlarıyla gelip millete olay çıkartan kim arkadaşlar? Buraya ben de açıklayayım. O arkadaşlar benim adamımı kovalamışlar baronum. Aralarında birkaç sürtüşme yaşamışlar. Burada şu konuda benim adamım suçlu. Benim adamım gelip baronun
yani belirttiği yerde, toplantıya gidilecek yerde oraya çekiyoruz. Çünkü tek kişi benim adam ustadı. Ve bu öbür arkadaşlar da kalabalık. Mecburen benim yanıma geliyor korkusundan dolayı büyük ihtimalle. Adamları çeken o. Ama adamların oraya gelmesini, yani oraya gelip de küfür etmesi, bunlar ayrı büyük bir saygısızlık. Ben neden bunları bu toplantı bittikten sonra kazanan bölgesinde arayacağım. O adamlar kimse artık. Cezasını kendim bizzat vereceğim. Ben şimdiden değil beyler. Bu adamı buluyorsunuz. Kim evet, olduğunu. Kendi bulacağım. Cezasını veriyorsunuz. Kasabada aramıyorsunuz sadece bu adamı. Direkt şehirde de arayacağım. Şehirde de arayacağım evet. Bulabilirsem arkadaş şehirde de arayacağım. Şimdi ben dediğim beyler. O arkadaşlar kimin ailesindense bu adamları vurduktan sonra gelip o ailenin patronu veya da ondan yanası veya da buradaysa bilmiyorum. O ailenin patronu bana laf yapmasın. Laf yapacak olursa da gerekli şeyi o arkadaşa da verilir. Bir saattir birilerine bir yani, ortaya konuşuyor. Kimse şeyin içinde alın. Nasıl bulacağım bilmiyorum. Ben de beyler şimdi şöyle bir durum var. Az önce aşağıdaki yaşadığınız durumun sebebi Sıraç Bey'miş. Buna karşılık bir hareket yapmak isteyen var mı? Sıraç Bey'e bir şey söylemek isteyen var mı? Ben söyledim, bu adamları bulacaksın dedim. Sıraç Bey sizin vurulmanızın sebebi, yani aşağıda vurulmaya yaklaşmanızın sebebi Sıraç Bey'miş. Kendisine evet, söyledim. Benim, artık benim baron bir şey desin diye millet. Götürüyorum. Kimse hiçbir şey... Kimse hiçbir şey dedi. Ya ben aşağıda dedim baronum zaten. Bunu aşağıda konuştuk. Burada sorun yok. Yani ben aşağıda dedim. Benim takıldığım nokta sonra... orada sizin niye hiç adamınız yok? Allah yani ben oraya adamımı getiremiyorsam... Sizin koymanız gerekmiyor mu? Benim orayı gören adamlarım zaten var. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Bilinçli olarak müdahale etmedim. Zaten orada size kimse bir hareket yapamaz. Öyle bir durum olursa biz gerekeni zaten yaparız. Baron Bey, demeye çalıştığım şey şu. Sonra ne yaptığınızın ne anlamı var? Sizin vurulmanız gibi bir durum söz konusu değil beyler. Böyle bir şey olmadı. İlk defa da vurulmazdınız vurulsaydınız. Sizi kimse de oradan alamaz. Buna ben zaten izin vermem. Size şimdi söylüyorum. Bana gelmek yerine diyorum ki bak adam arkamda Sıraç Bey'in sayesinde yüzünden silahlarla karşılaşmışsınız. Eğer varsa bir problemi olan muhatabınız burada. Adam kendisi söylüyor. Bu adama karşı bir şey söyleyebilecek var mı? Söyledik zaten. Adam kendi dedi. Kendi adamımın cezasını kendim keseceğim dedi. Ya o konuda evet ben söyledim zaten baronum. Kendi adamımın suçu var orada. Onu inanmayan da varsa gelirizler. Ben kendi barona yükleniyorlar birbirlerine yükleneceklerin hali. Bir şey soracağım size. Bu adam toplantı konusunu nereden biliyor? Ben sizi çağırdım. Ben sadece patronların geleceğini bilmiyordum. O yüzden dolayı patron yardımcısıyla birlikte gelmiştim işte. Ve yanında bir adam daha vardı. Bizim koruma vardı. Üç kişi olarak gelmiştik. O yüzden dolayı biliyor. Baronum öyle söyleyeyim ben size. Ben tek başıma gelmemiştim ben ilk geldiğimde. Az önce bir ayağa kalktınız. Peki anladım. Neyse. Şimdi beyler şunu söyleyeceğim. Uzun süre oldu bir görev vermiştik. Afyon görevimiz vardı. Bilenler var bilmeyenler var. Uzun süre de toplamıyoruz çünkü her seferinde geldiğimizde şey olacağını biliyorum. İşte paramız az. Şu bu olacağı için sık sık toplantı yapmıyorum. Biz ne kadar toplamışız? Son zamanlarda mevzu biraz daha azaldığı için toplantı 53.251. Yaptım. Şimdi bu Afyon olayında kim ne kadar getirdi? Bir sırayla başlayalım soralım. Kim ne kadar getirdiyse ödülünü teslim edelim. Daha sonrasında bizim çocuklara teslim edersiniz. Var mı burada Afyon görevini yerine getiren? Biz ben yaptık. Getirmedim baronum açıkçası. Ben yoktum çünkü. Size getirmedik. Alırım ne yoktu. Geçen toplantısı olmadığım için. 53.251 Afyon getirdik biz baron bey. 53.000. Var mı başka? Biz yok o zamanlar getiremedik. Hey Allah. Şu dörtlü vardı büyük ihtimalle. Siz de getirmemişsiniz. Baronum valla çok uzun zaman olduğu için beklettim. 45 bin civarı vardı. Baktım sizden ses çıkmıyor. Ben de mecburen ekonomi için. Biz ölmüşüz. Peki. Hüto Bey siz müsait zamanla getirirsiniz. Aynı şekilde amirim. Ödülünü biz sizin adamlara teslim ederiz. Bir de Sayın Baronum bir şey daha söylemek istiyorum. Dinos ailesi burada mıydı şu anda? Herhangi biri var mı onlarda? Evet Drokon Bey burada. Var. Hüto Bey'in yanında. Buyurun. Drokon Bey. Dinliyorum. Size sesleniyor beyefendi, duymuyor galiba. Vallahi hiç duymuyorum beyefendi. Herkes ayağa kalkıp oturursa her şey çok... Beyefendi buraya doğru gelin biraz, ortaya doğru bir Drakon Bey'e öyle konuşun, duymayız. Dur, bir... geliyor Drakon. Herhalde. Benim kulağıma birkaç konu geldi de bu zırh satışlarıyla alakalı. Canım ben seni hiç duymuyorum ya. Şu an az duyuyor musun? Zıpla. Zıpla az daha ileri doğru git. Şu an duyuyor musun? Gel. Duyuyorum, duyuyorum. Benim kulağıma birkaç konu geldi de... Buyurun. Bu zırh satışlarıyla alakalı. Ha biz sizinle onun toplantısı yapacağız. Veriyor yok. Denmiş de bize karşı. Onu çünkü zırh satışlarında aşırı bir kesatlık var. Ondan dolayı size bunu da sormak istedim burada. Yani baron toplantısının konusu değil, aramızda konuşalım onu. Yani baylar, şunu mu anladım? Drakon Bey size siz yasanın altında zırh mı satıyorsunuz diyor. Böyle bir şey mi var?
Yok, bu şöyle söyleyeyim, kulağımıza gelen bir bilgi Dragon Bey de olabilir, bize Lyon Family söylendi. Dragon Bey. Ama başka kişiler de olabilir. Peki. Kesin tamam. Değil aynen. Anladım. Ondan dolayı tamam. Sormak istedim. Tamamdır. Var mı beyler söylemek istediği bir şey olan? Evet, alalım son. Uyuşturucu. Aha. Uyuşturucu. Konuşuyorsa duymuyoruz biz yine kendisine. Gel böyle. Sen orayı niye sandalye çektin ki? Ya. Cücüm ben niye yaktım bu çocuk ya? Baronum. Evet. Cücüm, seni ben de afyon dediğiniz, afyon dediğiniz şeylerden bizde bayağı vardı. Onları evet. Herhalde yedik. Bizim eleman artık kime bozdurduysa bilmiyorum. Ama bizde hı-hı. Bayağı vardı yani, onu söyleyeyim. Hani bilmiyorum, bozulmuş. Şu anda mevcut mu? Şu anda... Bana verebilir telefonla... misiniz? Şu an bir telefon sorun hemen, edebilirsem... Tabii sorun, bekleyelim. Tamam. Problemi. Ya baronum abi, ben de bir sorayım, belki kalmış. Sorun, 53.000'den fazla baronum. Olan var mı? Hemen ben böyle. De bir sorayım ya. Sayın baronum, ben de bir şey sormuştum size. Tabii soralım abi. Şehirde benim bildiğim kadarıyla bir tane mermici var. Lions Family'nin yönettiği bir mermici var. Yanlış mı? Yönetiyor, evet. Doğru duracaksın. Hiçbir şekilde aktif yakalayamıyoruz son bir ne? Haftadır. Biz bir haftadır şehirdeyiz ve 3-4 günde bir sadece bir aktif atılıyor. Zor aktif yakalıyoruz. Sesim gelmiyor mu? Yok yani, şaşırıyorum çünkü bizim çocuklar sabahından gecesine kadar, gecesinden de sabahına kadar buradalar da. 43 dakika önce de bir ilan atmışlar. Size... Evet evet, onu diyorum. Şimdi Drakon Bey, o zaman ben size şu konuyu şöyle yorumlayayım. Çocuklarınızdan o zaman ya sizin haberiniz yok ya da sizin arkanızdan iş çeviriyorlar. Çünkü biz ne zaman gitsek ne mermicinin önünde birisi var ne de sarı sayfalarda reklamlar çok çok önceden atılmış. Şimdi yok yani, sarı sayfaların şeylerine bakılabilir. Sarı sayfalarda yapmışlar. Biz dün, ben de buradaydım. Bir fiil hep buradaydık. Yani sürekli burada olmaya özen gösteriyoruz. Ama varsa bir sıkıntınız hemen çözeriz. Problem yok. Ben buradayken hallederiz. Ben numaramı da vereyim size beyefendi. Tabii, toplantı sonrası alalım. Olur olur, tamamdır. Teşekkürler. Evet baylar, kapatmadan. Şimdi biz az önce bir şeyden bahsettik. Belli sevkiyatlar, silah sevkiyatlar, uyuşturucu sevkiyatlar olacak. Bunların bilgisini size sağlayacağız dedik. Aranızda şey diyen var mı? Ya benim işim olmaz. Ben böyle şeylerle uğraşamam. Siz kendiniz halledin. Ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum. Diyen var mı? Buna ben 4 ekip beraber gitmek yerine tek başıma girsem sıkıntı oluyor mu? Ben tek, onu başına tek başına gireceksiniz. Ha tamam, okey. Hani herkesten 4 kişi dediniz ya, o yüzden sordum. Yok, herkesin yani herkes kendi tek adamı. Başına kendi adamından 4 kişi alacak. Okey. Sayın baronum, ben şöyle demek istiyorum. Ben uğraşmam demiyorum. Hatta bu işi ilk almak isteyen kişi de benim olduğumu belirtmek istiyorum. Peki. Galiba katılmak istemeyen yok. Peki, güzel. Sordunuz mu beyefendi? Müsaade alabilir miyim? Haşir'de evet. Arayacaklar beni baronum. Şimdi biz şehire geleli daha bir hafta oluyor. Shield Family olarak geldiğimizde bizden önce sanırım Shield adıyla takılan bir grup varmış. Onu vardı. Çok benzettiler. Evet. Yanlış anlaşılmalar oldu. Birkaç aileyle konuştuk, durumu hallettik. Chris. Fakat şu an bizim herhangi bir şekilde diğer aileler kadar ne maddi bir gücümüz var ne de silahlanma konusunda o kadar bir gücümüz var. Hani hiçbir şekilde şu an önceki ailelerin yanına yaklaşamıyoruz. Bu durumdan ötürü hiçbir şeye katılım sağlayamıyoruz. Aynı şey. Anladım. Böyle durumlarda şöyle yapabilirim. Sizi ben en son alayım. En son size verelim sevkiyatı. Ama böyle durumlarda şunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani bir yere gelene kadar bir yere gelmiş kişilerden yardım isteyebilirsiniz. Örnek Ahmet Bey'in çok parası varmış mesela. Gilberto Bey'in şekilde Vito Bey'in parası var. Böyle adamlardan yardım isterseniz onlar sizi geri çevirmeyecektir böyle durumlarda. Arada bunları deneyebilirsiniz. Toplantılara yapın kendi aranızda. İstişare edin. Size kısa süre için yardımcı olurlar. Benim yardımcı olmam pek etik olmaz. O yüzden yardımcı olmuyorum. Ama benim size yapabileceğim tek şey en son size bir bilgi veririz. Diğer aynı şekilde diğer beyefendiye de. Olabildiğince tolerans sağlarız. Önce daha güçlü aileler bu olaya katılırlar. Anlatabildim mi? Anladım. Çok teşekkürler. Baron. Var mı başka söylemek istediği olan? Baronum. Evet. Telefon geldi bana. Evet. 85 bin tane. Bir şey satmasaydınız. Bilmiyordum onu baronum ya. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sayın baronum. Evet. Güzeldi. Yani benim konum değil de dostlarım için söyleyeceğim bunu. Tabii söyleyin. Tacir şu anda yanlış bilmiyorsam 30 bin mal altına almıyor.
Dostlarımızın çoğu da galiba bu işle ilgileniyorlar. Onlarda bir mağduriyet oluşuyor böylelikle. Yani bu konuya da bir el atabilirseniz çok seviniriz. Ya benim dediğim gibi bu işi yapmıyorum ama tamamen dostlar için söylüyorum. Tacir 30 bin altına satmıyor diyorsun. Peki Ahmet 30 bin altı mal almıyor. Tabii bu tacirin tercihidir. Buna bir şey demezsin. Ama siz buna karşı olabilirsiniz mesela. Siz ben sizden alayım malı. Tacire ben satayım. Madem dostlarınızı bu kadar düşünüyorsunuz. Tacire karşı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Uyuşturucuya bulaşmam Sayın Baron. Ama yapan dostum varsa yardımcı olurum. Peki. Var mı başka söylemek istediği bir şey olan? Baronum şimdi Tacir Bey'i çok fazla göremiyoruz. Yani görememizin nedeni normaldir. Zaten onlar kendileri bize ulaşıyor. Ama şimdi şöyle bir şey. 30 bin mal almamasının nedeninden sordum. Beyefendi açık açık diyor ki ben 30 bin mal için ben kendimi riske sokmam. Yani doğal olarak. Şimdi riske sokmak derken de 30 bin mal için de ona göre bir yer belirliyorlar büyük ihtimalle. Bu yerlerde de genelde baskın olayları mevcut olduğu için de bu biraz sorun oluyor. Yani o yüzden de biraz daha yüklü mal istedikleri için o yüzden de öyle yapıyorlar. Yani o ben kendisiyle görüştüm. Peki beyler anladım. Tacir kendini riske etmek istemiyorsa aranızda konuşup tacire toplu bir şekilde mal bozdurabilirsiniz. Veya bir ekibin 30 bin tane mal yapması çok zor bir şey değil. Bunu da yapabilirsiniz. Daha önce benim adamlarım yaptı. Yani bunun çok örneği var. Tacir kendine evet riske atmak istemiyor olabilir. Az önce Ahmet Bey dediğim gibi bir kişi çıkıp tacirin yerine malı alıp sonra tacire götürebilir. Bunlar çok fazla alternatif yolu var. Hani biz bunu hani gidip ben tacire desem ki sen 15 bin tane mal alacaksın desem alacaktır. Ama ben bunu niye yapayım? Tacir de belki kendi kafasına ben 30 bin tane mal alıyorum. Var mı bakalım buna karşı çıkacak diye olabilir. Hani bunları çok engellemek istemiyorum. Fiyatlar konusunda tekrar söylüyorum. Herhangi bir problem yok. Herkesin parası var. Çalışmayanın parası olmaz. Çalışanın parası her zaman olur. Silahları kullanmadığınız için de silahçılar silah satamıyor. Böylelikle yani silahımız mu? Eksilmediği için. Sunucudan silah eksilmiyor diyecekti lan. Silah almıyor. Ulan baron. Anlatabiliyor muyum? Artık anladık. Herkes anlatabiliyor. Çok derin konuştu baron. Bu konuları her gün konuşuyorum artık. Kafam bayağı, çok karışmaya başladı. Normaldir, normaldir. Normaldir, evet. Herkese teşekkür ederiz o zaman. Gelen herkese. Alabiliriz. Bırakalım herkese. Bir kez söyleyeyim. Tekrardan büyük ihtimalle belirtmemde faydam var. Bu verdiğiniz görevde evet. Gidenlerden biri olmak isterim. Ekonomimize de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tamamdır, peki. Peki. Baronum görüşürüz. Ulan sunucu baronu. Bizi bir at bakalım deli olan. Hangisine binelim? Dilsiz Sar. Ortadaki. Dilsiz Sar burada mı ki? Vito Bey. Buyurun. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim sağ olun siz. İyidir. Sizden bir ricam olacaktı toplantı konusunda. Müsait bir zamanda sizle görüşme sağlayabilir miyiz? Olur beyefendi. İsminiz neydi? Austin Cruiser. Shield Family'nin patron yardımcısıyım. Tamam Austin Bey. Müsait bir zamanda haberleşelim. Vito Bey. Sayın Valim Vito. Sizi hayırlı olsun. 3 defa tekrar. Posta abi, gönderdim ama. Abi bir ara şey yapalım. Toplantı mı beyefendi? Evet evet. Tamam, Parti ailesi olarak da. Tamam ben haber edeyim bugün ulaşayım size. Tamamdır. Ulaşayım tamam. Teşekkür ederim. Kendinize iyi dikkat edin. Şey görüşelim cücücüm. Tamam cücüm görüşelim. Hangi aracı geçelim? Drogon Bey ne yapıyorsun? Ne yapayım gerçek aynı işte. Rüya. Şu bir diğer zırhçı mermicelerle görüşeyim bakayım. Çok düşüğe satıyormuşlar fiyatları. Ya ben şu an müsaade ediyorum buna. Sebebi de şu. Hani çocuklar yeni geldi. Şehir alışsınlar diye. Ama hani yok cılkı çıkmaya başlamış mevzunun. Bir bakayım neydi? Kendrogon Bey alayı kolpa ben sana söyleyeyim. doğru. Bu toplantıdaki herkesin parası var. Bir yeni gelen iki aile var ya. Onların yok. Geri kalanın hepsinin var. Depoları dolu. Bunlardan eyvallah. Bir yol olmaz. Bunlar yani ya. Ben böyle bir masa hiç görmedim yani. Ya baron çok, gelse ne yapacak bunlara bilmiyorum. Çok ağır başları bir araya getirmiş abi. Bunlar çok enteresan adamlar ya. Bunlar çok ilginç yani. Çok ilginç bir grup yani. Diyor depomu patlattılar diyor. Gülüyorlar. Ya arkadaş. Enteresan. Adamın ama gücüm yok dedi herhalde ondan sonra da. Ya ikisinin de parası var ya. Karlı Öğren'in de var, Kurtuluş'un da var. Parası var ikisinde.
Kallone de şey de yok herhalde. Yani barona vermediler. Neydi o? Uyuşturucu da yok herhalde. Ya her şey var, her şey var ya. Vallahi bilmiyorum abi. Yani bir tövbeyle ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Diğer yanımızdaki beyefendi kimlerdi? Dodo ben, Demir Ayas Patronerimsin. Demir... Siz de hoş geldiniz. Ay. Yeni mi gelmiştiniz siz Dodo Bey? Oldu ya, iki hafta oldu. Öyle mi? Para var mı sizde? Para çok yok ya Vito Bey. Verelim size para. Siz de tutun bankanızda. Herkes bankasında tutuyor zaten. Aynen öyle. Şehirdeki genel sorun aslında herkesin birbiriyle dost olması bence. Kasabaya çıkıyoruz mesela. Bunu görünce bırak, bunu görünce karışma. Biz şunlardan selamımı söyle. Bu tarz. İlginç, bilmiyorum. Biz sizle daha tanışmadık. Müsaitseniz bir toplantıda yapalım sizle. Olur. Kendinize iyi bakın beyler. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geldiğiniz için teşekkürler. Ne yapıyor lan bu? Beni ilerideki yere bırakırsanız. Efendim patron. Ne yaptınız, neredesiniz? Malikendeyiz, seni bekliyoruz. Tamam, geliyorum şimdi. Oğlum bu sıraça ilksiz olay yaptıysanız biz haksızız. Bu adama ne yapacağız biz şimdi? Patron o muhabbetin değişik yerlere konu aldı zaten. Ben gelince sana açıklayacağım. Ya bizim çocuklar da manyak, anasını satayım. Geliyorum. Tamam, tamam patron. Şimdi adama ilk bizimkiler çatmışsa adamlar da vurur haklı olarak. Yani tamamlanmış rol, bunun üstünden gidip bir daha adama nasıl şimdi dalacaksın? Saçma sapan işler. Abi bu kadar dostluk ortamı olan bir mor hatırlamıyorum hiç. Burada inanılmaz bir dostluk ortamı var. Serverde 200 kişi var, hepsi dost. Aynen öyle abi. Bak şu an 180 kişi var sunucuda. Hepsi kanki tolki. Aynen, sosyalin dibi bizimki. Berkancığım. Ulan Okan. Sunucuda silah çok diyordun lan. Şimdi geçenlerde arkadaşlar baktık biz, dedik ki ulan millet acaba harbiden parası mı yok bunların? Silahları mı yok falan? Herkesin depolarına, bankalarına baktık. Ya öyle silahları, bizde o kadar silah yok. Bak bende o kadar paramız var, pulumuz var. Bizde bu kadar silah yok. Bunlar ne yapıyorlar bu silahları? Anlamadım yani. Bu kadar silahları niye tutuyorlar bu kadar? Yani enteresan yani. Bir garip, bir değişik bir durum. Çok banladınız kral. Kardeşim maymunu banladım, ne yapayım? Biz kalitesiz adam tutmayız siz orada. Hep söylüyorum arkadaşlar, bakın. Oyuncu sayın kaç olursa olsun. İster 100 olsun, ister 500 olsun. Önemli olan nitelik. Anlatabiliyor muyum? Şehirde herkes dost, hasım olan hiçbir aile yok. Bunların arasında gerekirse ajan sok, ortalık açtır, bana da iş yok öyle demiş. Ya Ozancım bunların, bunlar ya baksana, diyor ki sen benim depomu patlatmışsın diye gülüyor. Yani diyor ki bu şehirde en güçlü benim diyecek var mı masada diyor. Bir kişi çıkıp diyemiyor. Yani garip. Kendileri bilir ya, ne yapayım, ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Bizlik bir sıkıntı yok, ben vali olmuşum anasını satayım. Param var, pulum var, bölgelerde önüme geleni yıkıyorum. Faturanızı ödemediğiniz için aracınızı park edemez misiniz? Ne faturası la? Ya arkadaş!
Ya bana bu böyle saçma sapan şeyi yaptılar. Arabaları park edemiyorum anasını satayım ya. Şuna bir kanı.